Şimdi Ermeni meselesinin uluslararası bir sorun haline geldiği dönem olarak 1878 Ayastefonos ve Berlin Anlaşmaları literatürde bilinen bir durumdur. Ayastefonos Anlaşması imzalanıyor. Fakat Rus destekli bir anlaşma olarak görüldüğü için İngiltere bu anlaşmaya itiraz ediyor ve bu anlaşmanın iptal edilip yerine yeni bir anlaşma imzalanması için Berlin'de yeni bir kongre toplanıyor. Berlin Kongresi sonrası da 1878 Berlin Anlaşması imzalanıyor ve ilk defa Osmanlı tarihinde bir etnik unsurun isminden bahsedilerek Osmanlı Devleti'nde Ermeniler lehine ıslahatlar yapılması gerektiğine dair madde bir uluslararası anlaşma metnine dahil ediliyor. Bu şu demek aynı zamanda artık Ermenilerle ilgili problem Osmanlı Devleti'nin kendi dinamikleriyle çözeceği bir sorun değil. Karşısında Avrupalı muhatapları var. Bu muhataplarla birlikte bu sorunla ilgilenmek zorunda. İstanbul Ermeni Patrikhanesi bu döneme kadar Osmanlı Devleti ile gerek yönetim gerekse siyasi ilişkiler bağlamında bir sorun yaşamış bir kurum değil. Çünkü İstanbul Ermeni Patrikhanesi İstanbul Osmanlı Devleti'nin kendi kurumu aynı zamanda. Ermeni kilise hiyerarşisine ya da Ermenilerin kendi temellerine göre şekillendirilmiş bir yapı değil. Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra kısmen teşkilatlandırılmış ve daha çok Osmanlı otoritesi üzerinden kendi gücünü almış bir yapı. Ve bu yapı Osmanlı Devleti ile herhangi bir çatışma yaşamış değil. Ta ki Berlin Anlaşması'na kadar. Berlin Anlaşması'nda da bir kırılma yaşanıyor aslında. Kilise içerisindeki bir takım ruhaniler, idareciler arasındaki görüş ayrılıkları dönemin Patriği Nerses Farzebetyan'ın üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor ve Patrikhane Berlin Kongresi sırasında anlaşma imzalanmadan önce Berlin'e bir heyet göndermeye karar veriyor. Bu heyetin içerisinde eski patriklerden Mıgırdıç Hırımyan var ve onun beraberinde başka bir ona destek olacak kişiler var. Patrik adına Osmanlı Ermenilerinin haklarını batılı devletler nazarında savunmak amacıyla bu kişiler kongreye katılıyorlar. Ve sonuçta da bahsettiğimiz anlaşma imzalanıyor. Osmanlı Devleti Ermenilerin Berlin Anlaşması'na heyet göndererek Patrikhane adına orada faaliyette bulunmalarını bir kırılma noktası olarak görüyor Patrikhane nazarında. Çünkü Osmanlı Devleti nazarında bu faaliyet artık Ermenilerin kendi geleceklerini Osmanlılarla birlikte değil Avrupalılarla birlikte gördüklerine dair bir işaret olarak yorumlanıyor. İlişkilerin ilk gerginleştiği dönemdir aynı zamanda Berlin Anlaşması. Bir sorun aynı zamanda uluslararası bir mesele haline gelirken Osmanlı'nın kendi kurumları ve kendi vatandaşları arasında da bir kırılmaya sebebiyet vermiştir ve Osmanlı Devleti bundan böyle Ermeni taleplerine hep kuşkuyla yaklaşacaktır. Fakat silahlı hareketler öncesi, hatta silahlı hareketler başladıktan sonra Patrikhane devletle karşı karşıya gelmiş bir kurum değildir. Ve Ermeni silahlı hareketi aynı zamanda kiliseye karşı organize edilmiştir. Berlin Anlaşması'na Ermeniler katıldı ve Patrikhane bir heyet gönderdi. Fakat bu onunla sınırlı kaldı. Patrikhane devletle karşı karşıya gelecek başka herhangi bir faaliyete girmemeye özellikle dikkat gösterdi bu süreçten sonra. Çünkü devletin tepkisi, Berlin Anlaşması'na ve sonraki süreçte devletin tepkisi Patrikleri endişeye sevk etti. Yanlış mı yaptık düşüncesine sevk etti. Ve Ermeni silahlı örgütlerinin kurulduğu 1880 ve sonrası süreçte Patrikhane silahlı örgütlerin tamamen karşısında bulundu. Silahlı hareketler doğrudan Patrikhane'ye yöneldi hatta. Çünkü Ermeni devrimcilerinin nazarında Osmanlı Devleti Ermenileri baskı altında tutan bir devletti. Ve bu devletin Ermenileri baskı altında tutmak için atadığı bir memurdu Patrik. Bu Patrik'in bir şekilde etkisiz hale getirilmesi ve Ermeni cemaati üzerindeki otoritesinin sonlandırılması gerekiyordu. Patrikhane de buna karşılık kendisinin yüzyıllardır olduğu gibi Ermenilerin Müslümanlarla beraber Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan bir unsur olduklarını vurgulayarak Osmanlı beraberliğini savunmaya devam etti. Fakat silahlı hareketlerin gelişmesi Patrikhane'yi bir anlamda komitecilerin hedefi haline getirdi ve ilk Ermeni silahlı faaliyetleri İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne yönelik yapıldı.